Biz geçen hafta İlan e, Gov.tr'de köyümüzde dinamit fabrikası yapılacağı buna ilişkin e, chat bilgilendirme toplantısı yapılacağını öğrenerek olaydan haberdar olduk. Önceki aşamalarla ilgili gerek köyümüze gerek tarafımıza hiçbir bilgi verilmedi. E, yaptığımız araştırmalarda geçmişte bir ihale yapıldığı söylendi e, ve bu aşamaya gelindiği söylendi. Şimdi e, yapılacak e, tesis patlayıcı madde tesisi. Bir kısmında çet formunun bir kısmında havai fişekten de bahsediliyor, dinamit fabrikasından bahsediliyor. Köyümüze çet fabrikasına göre bizim köyümüze 955 metre mesafede olduğu söyleniyor ama bizim değerlendirmemiz çok daha yakın olduğu şeklinde. Biliyorsunuz dinamit fabrikalarında, patlayıcı madde fabrikalarında çok ciddi kimyasallar kullanılıyor. Köyümüz orman köyü yaklaşık 25 yıl önce köyümüz resmi statüde Orman Köyü haline getirildi ve bizim diğer bütün civarımız yani bu mera olarak kullanıyoruz burayı. Bunun dışındaki diğer bölgelerimizin tamamı orman yapıldı ve köy halkı kendi tarlalarını ve diğer meralarını devlete verdi orman yapılsın diye. Sadece burası mera olarak kaldı ve ortak köylerin komşu köylerimizle birlikte ortak kullandığımız meramız burası. Hayvanlarımızın otladığı, arılarımızın öz aldığı genel olarak kullanılan bir yer köyün tamamen dibinde. Köy içme su şebekesine bölge 200 metre mesafede. Çok ciddi bir sağlık problemi yaşayacağız. Kimyasallar problem yaratacak. Neticede burada üretimden kaynaklanan kimyasallar şebeke hattı ile bizim evlerimizde musluklarımızdan akacak. Ee, aynı şekilde Zamantı Irmağı'na buçuk e, iki kilometre mesafede. Zamantı Irmağı'nda balıkçılık söz konusu, bu ırmağın sulaması söz konusu e, o alanı tamamen öldürecek. Kaldı ki Zamantı Irmağı biliyorsunuz Bahçecik Barajı'na geliyor. Bahçecik Barajı'ndan e, sulamanın Ceyhan'a kadar gittiği söyleniyor. Çok büyük bir alanı etkileyen bir durum söz konusu ve çok ciddi kimyasallar söz konusu. E, çok büyük kapasitede. Ee, üretim planlanıyor. Günlük 30 35 kamyon kadar e, ham maddenin geleceği, bir o kadar da patlayıcının üretilerek sevk edileceği söyleniyor. Ee, havamızı, toprağımızı kirletecek, ee, neticede tarımımızı kirletecek, ee, havadan uçuşacak kimyasallar etkileyecek, toprağa sızan kimyasallar suyumuzu ve toprağımızı zehirleyecek. Ee, artı e, her şekilde... Çevreye zarar verecek. Yani olay sadece bizim köyümüzün veya civar köylerin sorunu değil, bölgenin bir sorunu olacak, ülkenin bir sorunu olacak açıkçası. Bu nedenlerle biz karşılı karşıyız bu olaya ve mera olarak kullanmaktayız biz burayı, civar köyler mera olarak kullanmaktayız. Bu anlamda da usulsüz ve hukuksuz olduğunu düşünüyoruz aynı şekilde. Bütün sivil toplum kuruluşlarından, derneklerden, STKlardan tamamından destek bekliyoruz. Ee, sadece bizim sorunumuz değil, tüm bölgemizin, çevremizin yerine göre ülkemizin sorunudur. Biz e, sanayiye, tesise karşı değiliz. Bunun ilgili e, yerlerde yapılmasını istiyoruz. Yani Ormanköy'ünde, Mera alanına yapılmasına karşıyız. Organize sanayi bölgelerinde, sanayi tesislerinin içerisinde yapılmalıdır. Elbette ki yapılmalıdır. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Çünkü yanlış yönlendirmeler oluyor medyada. Bu nedenle biz... Mera'da, ormanda istemiyoruz bunu. Bu anlamda destek istiyoruz herkesten. Biz sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. Siyasi partilerle görüştük. Randevu aldıklarımız oldu. Ee, randevu verecekler var. Yani sağ olsunlar şimdiye kadar e, hiç kimse e, olumsuz bir şey söylemedi. Bizim meramımız şu. Biz e, öncelikle bu konunun siyasi bir malzeme olarak kullanılmasını istemiyoruz. Bizim derdimiz suyumuz toprağımız, havamız bozulmasın, kaçmasın. Bizim tek derdimiz bu. Yani e, kurulacak milyonlarca kilometre kare yer varken e, üç köyün ortasında 1800 rakımda eee arıcılığın müthiş derecede geliştiği, büyükbaş hayvancılığın yapıldığı e, mis gibi ormanların hemen yanı başında öyle bir tesis hiç uygun değil. Yani köyün etrafını çevirmiş olacak. Köyün sadece açık alanı Tel örgülerle çevrilmiş şey olacak. Bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz gece 12'lere kadar köyde istedikleri gibi geziyorlar, dolaşıyorlar. Hiçbir korkumuz yok. Ama böyle bir şey olduğu zaman günde 35 kamyon kimyasal getirecek, 35 kamyon kimyasal götürecek. Bu yani 1800 metre rakımda böyle bir tesisin mantığını anlayamadık. Ve süreçten hiçbir şekilde haberimiz olmadı. Niye haberimiz olmadı? Bir sürü kurum gelmiş buraya, rapor tutmuşlar. Yani gizli saklı iş mi yapılıyor? Hayırdır. Köylünün neden haber yok? Bir de bu gibi durumlarda ihale 20 bin lira gibi yıllık komik bir şeye verilmiş. Ya biz köylü olarak çekirdek çitmezdik, o 20 bin lirayı verirdik. Hayvanlarımız otlardı orada. Yani gizli saklı olduğunu düşünüyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bu durumdan haberi yok. Görüştük onlarla da. Bu durumda onların haberi yok. E, Perde arkasındaki isimler söylüyorlar. Onların tamamıyla görüştük. Bizim hiçbir alakamız yok diyorlar. Ankara'da 5 kişilik e, bir şirket kurulmuş. Erciyes Patlayıcı Madde diye. Yerde burası olarak seçilmiş. Ama en uygun olmayan Türkiye'de nereye bu fabrika yapmazsınız derseniz buraya yapmayız. Çünkü da, bu rakımda e, bu mera alanında böyle bir fabrikanın uygun olduğunu düşünmüyorum. Bir de neden ihale sürecinde Köylünün haberi olmadı. Şu an fabrika yöneticileri bizimle görüşmek istiyor. E kardeşim bu işi yaparken gelecektiniz, bizimle görüşecektiniz. İhaleye girerken bizimle görüşecektiniz. Siz her şeyi hazırlamışsınız. Kurumlardan raporlar almışsınız. Formalite icabı, yani bu chat raporu formalite. Bunu yapmazlarsa e, halkı bilgilendirmezlerse e, işlemler başlamayacak. Formalite icabı bu chat yayınını ilanı girdikten sonra bizim haberimiz oluyor ama biz bunun formalite olmadığını formalite olmayacağını göstereceğimiz tepkiyle inşallah salı günü herkes görecek nasıl bir tepki olacağını kanunlar çerçevesinde hiçbir köylü tek bir köylü dahi evet derse tamam diyeceğiz ama köyde tek bir köylü dahi bu duruma evet demiyor demeyecek yani o fabrikanın oraya yapılması mümkün görülmüyor bizim açımızdan. O yüzden insanlar parasıyla mutlu olmak ister, insan parasıyla huzur bulmak ister. Ama bu şirketi yapan arkadaşlarımız paralarıyla etrafa mutsuzluk saçacaklar, huzursuzluk saçacaklar ve kendileri de huzursuz olacaklar. Bunlara gerek olmadığını düşünüyorum.